üzüm üretimini. Başkan, bir dönemde 485 metrekare çiftliği, 485 Şimdi öncelikle üzümün ve pekmezin ana vatanı İncesu. Eylül ayı ilk haftasından itibaren üzüm hasadı başlar. Şimdi Ekim ayının ilk haftasına kadar da üzüm hasadıyla böyle pekmez üretimi, doğal ortamlarda pekmez üretimi devam eder. Yıllık yaklaşık 10 bin ton ürün rekoltemiz var. Bu sene inşallah 10 binin üzerine çıkacak. Çünkü verimli, bağ çubuklarımız bu sene daha verimli. Üzümlerimiz ve pekmezlerimizin kalitesi her seneden daha ziyade artırmayı planlayarak çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bölge halkı buna daha çok hassasiyet gösteriyor. Biz de bu konuda bölge halkına elimizden gelen yardımı göstererek ürünümüzü, pekmezimizi ve üzümümüzü daha iyi bütün ülke satında tanınacak şekle getirmeye çalışıyoruz. Peki geçtiğimiz yıl bunun bir festivali yapıldı ama bu sene pandemi nedeniyle yapılamadı. Şimdi bu toplanan üzümler hangi aşamadan geçiyor üretilirken ince sözümü? Şimdi her yıl Eylül ayının ikinci haftası gerçekleştirdiğimiz ulusal geleneksel üzüm festivalimizi bu yıl pandemi dolayısıyla gerçekleştiremiyoruz. Üzümümüz normalde bağ çubuklarımızla ekiminden sonra yaklaşık 2 yıl içerisinde üzüm vermeye başlar. Ağustos'un ilk haftası, Temmuz'un son haftası alaca dediğimiz karevrek, bizim tescilli karevrek üzümümüze alaca düşer. Artık kızarmaya başlar. Akabinde beyaz üzümlerimiz işte 38-39 adet üzümlerimiz var, çeşit üzümlerimiz var. Onlar da Ağustos'un son haftası olgunlaşmaya başlar. Tabii Eylül ayının ikinci haftasından sonra ise ballanır. Uygun ifadeyle ballanır ve pekmez olma aşamasına gelir üzümlerimiz. Böyle bir süreçten geçer. Daha sonra tabii biz İncesu pekmezini doğal yollarla yapılmasının gayretini gidiyoruz. Fabrikasyon değil. Çünkü bizim pekmezimizi kaliteli kılan doğal olması. Bütün yöntemleriyle doğal olması. Bunun devam etmesi için de gayret sarf ediyoruz fabrikasyon olmadan. Eylül'ün dediğim gibi ikinci haftasından sonra pekmez kaynatma seremonimiz başlar. Evet. Yani biz evet şimdi bunun için mücadele ediyoruz. Ürün rekoltesinin artması lazım. Tanıtımının daha iyi şekilde Türkiye satında yapılması, uluslararası camianın tanıması lazım. Şimdi tam pandemi sürecindeyiz. Aslında pekmez koronavirüsün de ilacıdır. Biz gençliğimizde, çocukluğumuzda büyüklerimiz bize hep şunu öğretmişti. Grip olduğumuzda karabiberle pekmezi karıştırırlar, bize içirirler. İlaç falan bilmeyiz biz. İnşallah gerekli tetkikler yapılır mı? Uygulamada kullanılır mı? Ama koronavirüsün ilacı pekmez diyoruz. Çünkü bağışıklığı güçlendiriyor. Tabii yani bağışıklık sisteminizi güçlendiren doğal yöntemlerle yapılmış bir ürün bu ürün. Onun için de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve virüse karşı sadece bu koronavirüs değil, gribal bütün enfeksiyonlara karşı güçlü bir ilaç niteliği, doğal ilaç niteliğini gösterebilir. Peki. Yani doğal yöntemlerle önleyici, dediğim gibi bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün. Doğrudan tabii ilacı diyemeyiz ama ilacı olma yolunda ilerleyen bir şey. Bir pekmez, pekmezimiz öyle düşünüyoruz, üzüm ve pekmezimiz. Var mıdır? Tabii bunu diyorum ya, laboratuvar sonuçlarıyla teknik olarak ispatı gerekir ama pekmezin gribal enfeksiyonlarda, tabii bu da virüs, koronavirüse de geçerli bir şey, etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yapımı, içindeki niteliği, her şeyiyle pekmezin gribal enfeksiyonlara ve koronavirüse etkili olduğunu düşünüyoruz. Thank you.
Helal öyle. Tamam. Gel artık gel. Çabuk çabuk gel. Geçirdik. Tamam, şimdi bunlar tekrar ister de onun için. Yavaş yavaş. Sonra ısınacak. Kazanacak.